Ey Müslüman behesinin çavabe avna bemesi Fıtı kanuna katnayı Nebi İslami be khelasi Eku insan hem udane Ev ilah hem abdi vine Hem nebin abdi layıklık Komunizmu demokrasi Hem nebin abdi layıklık Komunizmu demokrasi Ki hıb kanune ki bigre Jigayri kanune Kur'an Her kanune ki dineke Hevcidi bin jidine van Gerek Müslüman şi yer bin Ne kapın be van hile van Kur'an-u Kabe jimera Ne çanka yav put meclisi Kur'an-u Kabe jimera Ne çanka yav put meclisi Kur'an de be hükme khuda ji gayri wi dalalet hene ki kafir ji de bejin hüküm tamam ey millet lawra ev kafir na khazin devlet be beşeriyet Bir de birilerinin sürekli Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı öne getirerek işte Hazreti Yusuf Aleyhisselam da Firavun'un vezirliğini yapmıştır vesaire gibi söylemlerinden dolayı Yusuf 40. ayet-i kerimede Allah-u Teala onları da yalanlıyor. İnnil hukmu illa lillah diyor. Hüküm yani hakimiyet, egemenlik, kanun, teşri etmek Allah'a aittir ama yalnız Allah'a aittir. Allah şerik o konuda kabul etmediğini bu üç ayet-i kerimede açık ve net olarak diyor. Ve şu bir gerçek ve hakikattir. Oy vermeyi helal ve meşru görenlerin hiçbir delil ve kanıtları yok. Sadece onlar ne yapıyorlar kardeşlerim? Sadece ve sadece kalkıp kendilerince bir şeyi açıklama, izahat getirme yoluyla veya ondan hüküm çıkarma, bir meselede akıl yürütmek dışında hiçbir delilleri yok. Getirdikleri delillerin hepsi de onların aleyhindedir, lehinde değildir. Yani bu bir gerçek ve hakikat. Onun için Yusuf 40. ayet-i kerimede bazıları, ben şahit oldum, bana diyorlar ki ya hocam diyorlar, Hazreti Yusuf aleyhisselam da Firavun'un vezirliğini yapmadı mı? Biz bunu araştırdığımızda şu bir gerçek ve hakikattir ki Hazreti Yusuf aleyhisselam dönemindeki Firavun'un Allah'a iman ettiğini, Hazreti Yusuf aleyhisselamla alakalı çok müzakerelerde bulunduğunu ve bu müzakerelerin neticesinde iman edip İslam'la şereflendiği açık olarak anlatılır. Hatta Mısır tarihine bakacak olursanız göreceksiniz ki 40 tane soy, sülale soyu orada firavunluk yapmış. Bunların içinden tek bir tanesinin tek bir ilaha inandığını ve iman ettiğini ve ülkede onun yasalarını yürüttüğünü de açık bir şekilde tarihi vesikalar bulunan tabiri caizse tarihi eserlerde açık ve net olarak görülmüş. Onun için bunun Hazreti Yusuf Aleyhisselam dönemindeki Firavun olduğunu ki şu bir gerçek ve hakikattir. Allahu Teala hiçbir Resul ve Nebisini bir tiranın, bir tağudun, bir kafirin ve bir zorbanın boyunduruluğu altında onun küfür sistemini Allah'a muhalif olan ve tağa yani tuhyan kabul edilen, haddi aşma kabul edilen hukuk ve yasalarına göre kalkıp Allah'ın şeriatına muhalefet edemez. Bu söz konusu bile olamaz. Bir kere Nebi ve Resullerin şu ismet sıfatı vardır. O da haram asla işlemezler, hata da etmezler. Hata etseler bile hatada ısrarcı değillerdir diye bir kaide vardır. Biz kalkmışız Allah katında şirk ve küfür olan bir konuda Allah'ın bir Resulünü 10 sene zindanda Yusufi medresede çok ağır şartlarda kalmış, iftiraya uğramış. Sonra yani Allahu Teala ona vahiy edecek, onu Resul Nebi yapacak, Nebi yapacak ve kalkıp bu Nebi'nin üzerinde sümaşa tağudun iktidarının ayakta kalmasını sağlayacak, bu olacak şey değil. Onun için zaten Yusuf 40. ayet-i kerimede innil hukmu illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır, hakimiyet, egemenlik Allah'a aittir. Allahu Teala dışında kimsenin kanun koyma yetkisi olmadığını söylüyor kardeşlerim.